ağaç fayın üstünde. Tam fayın üstünde, fayın yeryüzünü kestiği noktada ağaç var. Ağaç o fayın hareket sırasındaki mekanizmasıyla bu hale geliyor. Fayın üzerindeki her şey mutlaka bir şekilde deforme olur hareket sırasında. Bu ağacın mesela kendi konumu biraz daha şöyle dönük olsaydı yarısı bir tarafa yarısı bir tarafa atılacak. Tam faya enerji anlamında dik duruyor. Onun için sadece böyle açıyor fay onu. Açmış parçalamış altını. Aslında 7.8 depreminin büyüklüğünün yeryüzündeki izlenme şeklini bize gösteriyor. Çünkü atım miktarı ne kadar yüksekse deprem büyüklüğü de o kadar yüksektir. 99 depreminde fayın içinden ağacın içinden girip atmıştı yanal yönde. Burada ağacın kendisini aşağıdan yırtarak açmış. Burada yanal hareket değil, tamamen ağacın içi yani fayın üstünde olduğu için fayın gücüyle ağaç ne yapacağını şaşırıp parçalamış ve alttan açmış kendini. Stresin ağaca doğru yayılımını görüyoruz aslında burada. Yerin altından gelen o aşırı derecelik stres boşalımı ağaçta böyle bir etki yaratıyor. Binada yıkıyor, yolu kesiyor, atıyor.